Vallahi ben de anlamadım. Bir de sen abi. Evde miymiş? Evdeydi. Evde programlar varmış abi. Duymamışlar ben. Adın neydi? Yoksa düğünün sesini çatma. Onları da şuradan bulmuş. Nasıl bulduysa. Merak ettim. Bebeğim. Gel. Şuradan şuraya. Şurada. Ne yapmış şu anda hatırlamıyorum. Çık önceden açmış. Şunun kolu kırık değildi. Kırmış. Şu mesela şu kol sağlamdı. Hiçbir şey yok. Kırılmış. Şu takı kutu var. Şurada dizelim. Üstü çarşafla kapalıydı. Çarşafları yere atmış, onları oradan bulmuş, iki tanesini almış, bir tanesini almış, birini bir sonradan almış, birini şuraya koymuş beriye, birini oraya yatağın üstüne dökmüş. İçerisinde ne? Açmış. Alman. Oraya küpe yüzük vardı, yüzüğün iki tanesi yok sadece şu anda. Yukarıya çıktım, direkt zile bastım, sonra bir defa bastım açılmadı, sonra bir defa daha bastım yine açılmadı, uyumuştur bunlar diye düştüm, genelde uyuyorlardı. Bu defa sonuna kadar bastım, elimi çekmedim. Yine kalkmadılar, telefonla aradım. Yine kalkmadı, ikinci defa bastım zile bu defa. Ondan sonra Hatice geldi kapıyı açtı. Ben içeriye girdim, şurada dikeniyorum. Eşim yine arasında. O da şu tarafta dikeniyor, bu tarafında. Yatak odasından geldi biri. Baktım böyle, Hatice'ye sordum bu kim dedim. O cevap vermedi önce bir. Sonra da bilmiyorum dedi. Nasıl bilmiyorum dedim, önümüzden koştu gitti aşağıya. Bu kapıyı açtı, buradan koştu gitti, arkasından koştu ama yetişemedi. Şey, Hatice indi aşağıya kadar da şeye doğru gitmiş, pazarın içine doğru. Yani bugün perşembe pazarı yaptılar herhalde, kalabalıktan yollanıp kaybolmuş. Kapının göbeğini de falan çökmüş. Öyle girmiş yani normalde. Yatak odasına girmiş. Evde bir şey var mı, ilaç sıkmak gibi falan? Ya henüz herhalde anladığınız kadarıyla henüz daha yeni girmiş. Eşim zile basınca da panik yapmış zaten, fazla bir şey de atmamış. Takı kutularına falan bakmış. Bir tanesini falan diyormuş, ondan sonra panikleyip kaçtı herhalde. Yengemle abim çalıştığı için ben çocuğa bakıyordum. O esnada biz uyuyakalmışız biraz, çocukla vakit geçirdik, daha sonra uyuyakalmışız. O esnada zil çaldı, ben onun sesine uyandım birkaç defa çaldığı için. Daha sonrasında kapıyı açıp içeriye girdim, koridorda direkt karşıma birisi çıktı. Sonra yengemle de karşılaştı aynı kişi, ondan sonra hemen kapıyı açtı, oradan çıktı gitti. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Arkasından koştuk ama yetişemedik. İçeriden nelerle uğraşmış, ne yapmış? Kolyeleri falan dökmüş. Hani daha yeni girdiği için hemen çıktı gitti zaten. Alınan bir şey yok şu anda.